Herkese meşe altından selamlar olsun. Bugün ilk defa yayınlayacağımız YouTube kanalımızın ilk bölümünü çekiyoruz. Özellikle ilk bölümde herkesin çok sevdiği halk ozanı, yaşayan efsane Onur Akın'ı ağırlamak istedim. Onur abim, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Recep abi. Onurlandırdın bizi. Onur, o şeref bana ait. Evet, bu arada Onur Bey bizim Bodrum'daki Simajör İşten Sesler Korusu'nun Bodrum daha yeşil olsun, Bodrum köylerine bir nebze merhem olmak açısından vermiş olduğumuz çok özel bir konserde dün akşam bize beraberdi. Bir şarkı söyleyecekti ama seyirci bırakmadı. Dört şarkıyı tamamladı. O kadar çok seviliyor ki ve hiçbir ücret almadan tamamen gönüllülük esasıyla Onur Bey gibi yaklaşık 9 tane daha sanatçı dostumuzu ağırladık. Çok güzel bir konser oldu. Umarım bundan sonra Simajör ailesinin bu konserleri de devam edecek. Biz şu anda Meşe Altı'ndayız. Meşe Altı bizim Siyanj Otel'in organik farmıydı. Yani organik çiftliğiydi. 10 yıldır burayı kullanıyorduk. Bu meşenin altında ben çok dostuma yemekler verdim abi. Fakat çok özel Güneydoğu lezzetlerine sahip yemekler yaptığım için ya burayı herkes açsan da bu güzel yemekleri de tattırsan diyordu. Ben de dedim ne kadar ki, iyi olmuş. Evet, doğru bir karar. İşte buradan 2 gün önce çok güzel bir gece geçirdik yine. Güzel Güneydoğu mutfağını sunuyoruz. Burada çok özel yemekler sunuyoruz. Aslında buranın bir hikayesi de var. Organik bir çiftlik, otantik bir ortam ve 500 yıllık bir meşaltı ve Güneydoğu'nun tüm lezzetlerini Adana'nın şalgam suyundan, Mardin'in Süryani şaraplarından ve yine tüm o yörenin Gaziantep, Adana, Urfa, Kilis gibi çok lezzetli yemeklerini harmanlayarak bir menü oluşturduk. O menüyü buradaki dostlarımıza meşe altı yorumuyla, ustalarımızın mahirli elleriyle onlara sunmaya çalışıyoruz. Yani buraya gelen arkadaşlarımızın Adana'ya gitmesine, Urfa'ya gitmesine, hiç gerek yok. Gaziantep'e evet. gitmesine gerek yok. Oradaki tüm lezzetleri yerinden getirdiğimiz ustalarla ve onların yorumuyla alıyoruz. Bu arada Onur Akın'ı tabii tanımayan yoktur ama ben onu yakinen bu konser vesileyle tanıdım. Sevgili Nebil Özgen Türk'ün sayesinde onunla tanıştık. O da benim kadimli dostum. Türkiye'nin hafızası diyorum ben ona. Ve çok sevdik birbirimizi. 3-4 gündür beraberiz. Ben onun tanışta da çok hayran oldum. Yaptığı bütün konserler halk adına ve gerçekten insanlık yararına yapmış olduğu konserlerden dolayı da onu kutluyorum. Bir de çok büyük özelliği var. Hem çalıp hem söyleyen hem besteleyen yaşayan bir efsane diyorum. Nasıl geçti bu? Kaç yıl oldu abi? Müziğe başlayalım. İlkokulda bağlama çalmaya başladım. Babam köye sıkışlı bir öğretmen. O eski öğretmenler hep bir enstrüman çalardı. Babam da benim bağlama çalardı, mandolin çalardı. Kendi müzik derslerini kendi verirdi. Diyarbakır Dicle mezunu bir öğretmen. Orada köy enstrümanı. Bir abim konservatuvar mezunu, müzik öğretmeni. Her şeyi çalar. Elinden ne versen çalardı. Aileden geliyor. Herkes bir şeyler çalar söyler. Konservatuvar gibi bir ailenin, şenlikli bir ailenin en küçük çocuğuydum. Bütün onların herhalde duyduklarım, dinlediklerim böyle bana dolmuş. Ben de bestecilik olarak, farklı bir yetenek olarak ailedekilerden farklı. Besteci yanım ortaya çıktı, açığa çıktı. Benim hayatım üretimle geçti Recai abi. Sadece üretmekle, üretmek. Hayatım boyunca bugüne kadar 400 küsur beste yaptım. 16-17 albüm oldu. Şu an tekliler, single'lar, albümler de çıkıyor. Yani şimdi tabii albüm olayı bitti ama şeyler nedir? Dijital ortamda. Telif haklarıyla yaşıyorsunuz. Onun dışında MÜYOR bir yönetim kurulu üyesiyim. Müzik Yorumcular Meslek Birliği. 12 yıldır Elif Akbayram, ben, Belki Sakkale gibi Burak Şeşen kıymetli dostlarımızla telif hakları mücadelesi veriyoruz. Ama ben buraya geldim, bu Bodrum'daki orman yangınında zarar gören orman köylülerinin bir nebze olsun yaralarını sarmak için sizin öncülüğünüzde yapılan bu muhteşem girişim, bu Simajör koro, Türkiye korosu zaten olağanüstü bir başarılı bir koro. Ve sizin Siyancı Otellerin bu ailenin içerisine girmiş olmak ve sizin dostluğunuzu kazanmak da benim için çok güzeldi. Tanımış olmaktan gerçekten çok mutlu oldum. Çok da güzel ağırladınız beni. Çok sevgiler, saygılar sunuyorum. Hafta sonları kışında artık, gelin. Evet. Biraz şimdi yazın insanlar yiyor, içiyor, kilo alıyor. Kilo vermek için de çaremiz var. Bu kış geleceğim Siyancı Otel'de. Ne yapacağım? Detoks yapacağız. Ya da sana en doğrusu bizim kendi programımız olan anti-aging, yaşlı geciktiren bir beslenme sistemimiz var. Et var, tavuk var, balık var, her şey var ama kış burada. Kilo veriyorsunuz. Tamam, ne kadar kalacağım peki? Sana bağlı abi. Haftada bir 5 kilo verdiririz. Ne kadar istiyorsan müthiş. O kadar kalacaksın. 4-5 kilo veririz ama sadece sağlık yaşam dediğimiz zaman biz orada 3 tane şey çok önemli. İnsanların biliyorsunuz 2-3 büyük sorunu var. Bir, stres.
İki, bizde bolca var. Stres, iki, evet. Sağlıksız besleniyoruz. Üç, spor yapmıyoruz. Biz burada stresten de arındırıyoruz insanları. Çünkü bizim otelin ortamını gördünüz. Burası çok özel bir yer. Sürekli konser yapıyorum yazın. Evet. Festivaller, konserler. Konser bitiyor gece 11-12'de. Ondan sonra başkan diyor mu Onur Bey hadi oturalım bir yiyelim içelim biraz. Evet. Siyaset ülkeyi kurtaracağız tabii. Evet. Gece o saatte yemek yiyoruz. Evet. Saat 2'ye 3'e kadar muhabbet, sohbet. Ne oluyor bu? Ne göbeği diyorlar? Evet. Ben festival göbeği diyorum. Festival göbeği. Bir de sevgili izleyenler, sanatçıların yemek yememesi gerekiyor sahneye çıkmadan 3-4 saat. Evet. Konserde uzun sürdüğü zaman gece yarım 1'lerde acıkıyor. Ve bizim akşam maalesef gece gittik. Yine gittik. Kelle paça yedik. Evet, yani aynen. Gece saat yarım falan sularında sanatçı dostlarımızla beraber. Şimdi Recai abinin yanında olup da yememek de mümkün değil. Çünkü o kadar kendisi gerçek bir şef. Estağfurullah. Mutfakta çok müthiş bir insan. Antepli tam evet. Kilisli hakkını veriyor. Yaptığı her şey çok lezzetli. Yemekleri çok güzel, kebapları çok güzel. Bu meşe altının kebaplarını mutlaka gelin yiyin diyorum ben. Çünkü olağanüstü huzurlu, enerjisi çok yüksek bir yer burası. Yani burada ben böyle hiçbir yere gitmeden yaşayabilirim. O kadar güzel. Şu meşenin altında bir huzur burada var. Burada enerji geçiyor. Leyhat, Karakaya Leyhat üzerindeyiz. Burada oturan kalkmıyor. Buranın vermiş olduğu müthiş bir enerji var. Artı ortam da çok güzel olduğu için huzur var insanlar oturuyorlar. Biz burada müzikleri de ona göre yaptık. İşte karşılama müziği var, klasik müzikle kahvaltı veriyoruz. Akşam yemeklerinde de 80'ler, 90'lar çalıyor. Bir gecenin bir ilerleyen saatlerinde fasıla geçiyor. Özel bir müzik kahvaltı da var. Müthiş, mükemmel bir kahvaltısı var. Misafirler vardı sabah, Necat Alp Bey ailesi. Evet, onlar da hepsi aynı şeyi söylüyor burada. Beynimiz boşaldı diyorlar. Çok yani müthiş bir şey var. Oldu. Üçüncü var. Ayımıza girdik arkadaşlar. Yeniyiz ama çok sağ olsun dostlarımız burada özen gösterdi. Herkes geliyor. Yeni açılan bir yer için. Şu anda kahvaltı molası verdik 1:30'da. Evet. Ve mekan boşaldı. Biz de Onur Bey'i yakalamışken bu ilk çekim onunla yapıyoruz. Başka söylemek isteyeceğin bir şey varsa mesaj onu alalım. Yoksa sen o güzel bağlamanla işte yani bu, senin ben, güzel sesini misafirlerimize, izleyenlerimize dinletelim isterim. Ben bu 30 küsur yıllık sanat hayatımda hep şey derler mesela. Yani müziği güzel, şarkıları bestek güzel ama duruşu da kişiyi de. Hep buna bir vurgu yaparlar. Bu çok önemli bir şey. Yani sevilmek insanlar tarafından. Ben yaygın değil ama saygın şöhreti tercih ettim dedim yıllar önce. Yaygın şöhret çok önemli ama saygın şöhret çok daha şeydir. Ünlü olmak da sorun değil. O ünü, o makamı, o mevkiyi taşıyabilmek çok daha önemlidir. Evet, balon gibi evet. Bir şarkıda çıkıp sonra söylen bir yan sanatçı gördük. Ama siz şimdi eserleriniz, Allah uzun ömür versin, siz öbür dünyaya geçseniz dahi eserleriniz bu dünyada kainatta yıllarca yaşayacak. Evet. Ki bunun örneklerini gördük hep. Halka mal olmuş, kalıcı bestekarlar. Aynı zamanda hem besteci, hem müzik yapan, hem yazan. Hem evet. De söyleyen bir kişi çok az. Evet. Yani elin parmakları kadar rahmete kavuşmuş olan evet. Ki onları buradan rahmetle anıyoruz. Çok az sayıda insan çok var. Çok şükür ya. Kimseye ihtiyacım olmadı. Kendim pişirdim, kendim yedim ömrüm boyunca. Ve biz herkes cennete gidecekse siz bence dün Nebil'in söylediği gibi iki defa cennete gideceklerdensiniz. Çünkü insanlara mutluluk ve toplumsal bilinci aşılayan ve sağlam duruşunuza hiçbir zaman değişmeyen, parayı hep ikinci, üçüncü plana kesinlikle. Bırakan, sadece şahsiyetinizden, düşüncelerinizden, halkın tabana inmenin sağlam duruşuyla ayakta kaldınız. Evet. Para pul olsaydı bugün çok daha farklı yerde olurdunuz, evet, onu biliyorum. Evet, evet. Çıkıp bir konserde milyonları alanlar var ama siz çok yere bütçesiz dün akşam olduğu gibi hiçbir ücret almadan toplumsal fayda önemli yani. Evet. Zaten bu da bir hoş sera değil mi abi? Tabii. Bu kainatta göçüp gideceğiz. Arkandan yani kalan bir şey nedir biliyor musunuz? Bana göre oteller, fabrikalar hepsi bu dünyada kalıyor. Yaptığınız iyilikler ve insanlar tarafından ve bir koç ne götürebildi? Hiçbir şey çorap götüremedi. Çorabını götüremedi. O anıyı herkes bilir. Evet. Bazıları da farklı yorumlar ama doğru bir yaklaşım. Yani dolayısıyla bu dünyada bana göre hepimiz kiracıyız. Bana diyorlar buranın sahibi sensiniz. Hayır diyorum. Yukarıdaki sahibi bize bir imkan vermiş. Bu dünyada burayı yönetiyoruz yani. Aynen. Kiracıyız yani. Biz de kalıcı değiliz. O yüzden mal sahibi, mülk sahibi, hanı bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Ya var biraz da sen o yalan. Şimdi olmazsa senin o güzel bağlamandan eğer izin versen güzel abi, bir türkü dinleyelim mi abi? Dinleyelim. Evet sevgili izleyenlerimiz. Programımızın ikinci bölümüne geçtik. Bizi izlemeye devam edin. Birazdan da çok özel bir kebap tarifi yapacağız ve sevgili Onur abim
çok seviyor yemek yapmasını. Bu pandemi döneminde yemek öğrenmiş. Biraz sonra yemek tarifimiz var. Sakın bizden ayrılmayın ve şimdi onun o güzel, kendi bestelediği en güzel eserlerinden birini dinleyeceğiz. Buyurun. O zaman neyi söyleyeyim derken tabii burada ekibinizden aldıkça geceyi sana yazdım diyoruz. Peki. Geceyi sana yazdım, sızımı sana tutundum. Güzel sesine tenine tutundum. Çaktım ateşi sesime, ateşi tenime. Ay aydınlık sana yandı, gülen yüzüne yandım, yanarım sana. Geceyi sana yazdım, sızımı sana tutundum. Güzel sesine tenine tutundum. Çaktım ateşi sesime, ateşi tenime. Ay aydınlık sana yandı, gülen yüzüne yandım, yanarım sana. Sensizim sana koştum iklimler boyu. Uykular yanan liman, uykular haram. Bir vapur geçer dalgasında savrulan ben. Dön yürek yurduma, gurbet tenime dön, yanarım sana. Sensizim sana koştum iklimler boyu. Uykular yanan liman, uykular haram. Bir vapur geçer dalgasında savrulan ben. Dön yürek yurduma, gurbet tenime dön, yanarım sana. Dön yürek yurduma, gurbet tenime dön, yanarım sana. Ay aydınlık sana yandı, gülen yüzüne yandım, yanarım sana. Bravo, yüreğine evet. Sağlık abi. Harika. Ne kadar güzel bir beste değil mi dostlar? Yani bu yürekten, içeriden gelen ve herkesin dilinde dolaşan güzel bir eserdi. Evet. Bunun gibi 400'ün üzerinde eser beste olması. Var, evet. Çoğu da zamana direndi ve ayakta kaldı şarkıların. Teşekkür. O sevindirici. Evet. Yani bunlar olmayabilirdi. Benim ürettiğim şarkılar tutulmayabilirdi. Evet. Başka yüreklerde böyle yankı bulmayabilirdi. Ses getirmeyebilirdi. Aslında senin o ilk besten var ya. Üniversite İstanbul. Onu da bir şahsen belki bu programı 2-3 dakika uzun süreriz. İlk program İstanbul olduğu için İstanbul'u da... özel günde oradayız ya. Çok benim hemşerim Edip Akbayram çok güzel yorumlamıştı. Ben de ondan dinlemişim ama sizin yorumunuz ve asıl besteciden dinlemek çok daha özel. Bırakın dinliyoruz. Salkım salkım tan elleri estiğinde, mavi patiskaları yırtan gemilerinle, uzaktan seni düşünür düşünürüm İstanbul. Bir direkli Halic'in de akşamlar, adalarında bahar, Süleymaniye'nde güneş,
Hey sen de güzelsin ey kavgamızın şehri. İstanbul. Boşuna çekilmedi bunca acılar. Büyük ve sakin Süleymaniye yine bekle. Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla. Bekle bizi İstanbul. Tophane'nin karanlık sokaklarında. Koyun koyuna yatan çocuklarınla bekle. Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi. İstanbul. Haramilerin saltanatını yıkacağız. Bekle o günler gelsin, gelsin İstanbul. Sen bize layıksın, biz de sana İstanbul. İstanbul. Boşuna çekilmedi bunca acılar. Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle. Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla. Bekle bizi İstanbul. Bekle bizi İstanbul. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Ne kadar duygulandırıyor bizi. Birazdan biz bir yemek tarifine geçeceğiz. Bunun şairi de Vedat Türkali. Öyle mi? Ha. Bir Bodrum aşığıydı. Süper. Vedat Türkali hep burada yaşadı. Son çok zamanına güzel. Kadar 90 küsur yaşına kadar. Rahmetli anıyoruz onu da. Çok büyük sinemacı, romancı, şair. Evet. Büyük usta Vedat Türkali'nin Bodrum'u anlatan romanları da vardır. Şimdi biliyorsunuz Zülfü abi de Bodrum'a yerleşti. Evet. Artık herkes bir gün Bodrum'da olacak. Bir ben Fethiye'li kaldım. Siz Fethiye'lisiniz ama siz de belki Bodrum alırız yakında abi. Burada çünkü çok değerli dostlarınız var. Fethiye'de biraz yalnız kalmış gibisiniz. Çok fazla orada sizin camianızdan insanlar yok, pek yok. Bir tek ben varım. Bir Zülfü abinin bir şeyi var biliyorsun. Nefesim nefesine diye çok güzel bir türküsü. Onu mırıldanalım beraber. O zaman ben çalayım siz şey. Öyle mi yapalım? Evet. Peki. Hadi bakalım. Yatar gül harmanı gibi, canımın dermanı gibi. Yatar gül harmanı gibi, canımın dermanı gibi. Her yanımda çiçek açmış bin doğa ormanı gibi. Her yanımda çiçek açmış bin doğa ormanı gibi. Nesine yar nesine, ölürüm yar sesine. Bir daha vursaydı nefesim nefesine. Bir daha vursaydı nefesim nefesine. Thank you.
sesimi geldin, kadem basamı geldin. Canım sesimi geldin, kadem basamı geldin. Sağ olsam gelmezdin, öldüm yasamı geldin. Sağ olsam gelmezdin, öldüm yasamı geldin. Nesine yar nesine, ölürüm yar sesine. Bir daha vursaydı nefesim nefesine. Bir daha vursaydı nefesim nefesine. Yüzüne perde, yüreğim düştü derde. Saçın yüzüne perde, yüreğim düştü derde. Ayak üstü duramam, sizi gördüğüm yerde. Ayak üstü duramam, seni gördüğüm yerde. Nesine yar nesine, ölürüm ben sesine. Bir daha vursaydı nefesim nefesine. Bir daha vursaydı nefesim nefesine. Evet, nasıl gidiyor programımız? İlk programımız arkadaşlar. Umarım sıkmamışız da sizi. Ama şimdi çok efsane, benim yıllardır yaptım, yaklaşık 45 yıldır yemek yapıyorum. Maşallah. Ve bu tarifi de çok defa paylaştım ama bu YouTube programımızın ilki olduğu için bundan sonra Meşe Altı günlüğü olarak bir kanal açıyoruz. Bu kanalda da ilk programımızda sizlerle beraberiz ve benim o efsane şiş kebap tarifini yapacağım. Bir taraftan da yapacağız. Ben de öğreneceğim. Size de o tarifi vereceğim. Ama şişi bulamayabilirsiniz diye ben bir yedek olarak da pirzoladan aynı kebabı terbiyesi anlatacağım. Genelde pirzolayı tuz, karabiber, zeytinyağıyla biraz yapar, zızbız yaparsınız ama bizim yaptığımız bu tarif efsane bir lezzet katıyor. Bakalım, hadi buyurun bakalım, mutfağa geçelim. Önce onun hazırlanışını, sonra pişirdikten sonra tadım yapacağız abi. Ben bu program ilk olması sebebiyle tabii başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Benim ayağım da uğurludur. Kalbim sevizdir. İnşallah hayırlı uğurlu gelir. Çok geniş kitlerce izlenir program. Ve bu meşe de tabii çok özel bir meşe. Burada da bütün güzel insanlar, güzel anılar yaşasınlar, güzel yemekler yesinler. Mutluluklara vesile olsun bu meşe altı inşallah. Hayırlı ben olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum, programımıza renk verdin. İlk programı senden yaptığım için ben de çok onurluyum, Onur abi. Çok teşekkür ederim. Dolayısıyla bu programda bundan sonra müzisyen dostlarımız olacak, iş insanlarımız olacak, ünlü tarih yazarları, Nebil Özgen Türk gibi her konusunda başarılı insanları ağırlamaya çalışacağım. Onlar yemek biliyoruz, onlardan tarif alıp onlarla yemek yapacağız. Bilmiyorlarsa biz burada Meşe Altı'nın güzel menülerinden onlara çeşitli yemek tariflerini yapmaya devam edeceğiz. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Geçelim. Haydi bakalım. Evet sevgili izleyenlerimiz, programımızın birinci bölümünü tamamladık. Evet. Şimdi ikinci bölümünü müzik olarak onu da tavladık. Üçüncü bölümdeyiz ve size bugün kendi özel terbiyemi, aslında bu Güneydoğu'da çeşitli terbiyeler yapılır ama en önemli şey etinden başlıyor Onur abi. Yani eti kuzunun budundan ve mutlaka kuyruk yağından olmasını tavsiye ediyoruz. Buttan olan en lezzetli. Eğer imkanları varsa da pirzola yerinden de daha da yumuşak olur. Ve bu yeri dediğin neresi? Sırt takip. En kıymetli yeri sırt mı? Evet, sırttır. Bir de onun yanında daha değerli, çok az olan küşleme dediğimiz bölüm vardır. Ondan çok az çıkar her kuzuda. Ve buradaki eti alırken rica ediyorum koç almalarına dikkat etsinler.
etin yumuşak olması gerekiyor. Diş eti sert olur. Allah'ım. Et aynı gün kesilirse kesilen et yine sert olur. Minimum bir hafta dinlendirilmesi lazım. Şoklanmış etler lezzeti bir adım düşer. Şoklanmamış taze kesimi +5'te tutarak şişlerimizi de böyle biz birazcık iri doğruyoruz kazbaşı. Evet. Bu isterse ikiye de bölünüp kuşbaşı olabilir. Bu keyfek eder. Bak bunu yerine dönüp kazbaşı. Evet kazbaşı yapıyoruz. Kazbaşı. Bir de biz herkes bu şişi bulamayabilir. Şişimiz de özel. Bu dört köşedir. Çünkü bunu pişirirken dört köşesi de pişirmeniz gerekiyor. Önce bir taraf pişirirsiniz. Sonra bir 180 derece çevirirsiniz. Arkası pişer. Bir 45 çevirirsiniz. Yanı yani. Pişer. Bir 180 derece çevirirsiniz. Dört taraf pişer. Ondan sonra bir iki defa da komple çevirirsiniz. Isıtırsınız malı. Çok pişirmemek gerekiyor. Az pişirmemek gerekiyor. O da önemli. Yani yemeğin, kebabın başarılı olması için seçtiğiniz malzeme, yapacağınız terbiyedeki malzemeler ve bir de pişirmesi çok önemli. Bir but olacak. Buttan olacak. Koç ve olacak. Kuyruk yağından olacak. Evet. Ondan sonra hani bu şişi bulamam diyenler pirzol alsınlar. Aynı terbiyeyi pirzolaya da uygulayabiliriz. Evet. Buradaki yaptığımız şey şu. Bir gün öncesinden bu bir hafta dinlenmiş olan eti, zeytinyağı, yeteri kadar tuz, karabiber, eğer acıyı severlerse de birazcık da pul biber. Hatta isot severlerse çok az da ondan. İsot, ona yatırıp bekletiyorsunuz. Ne kadar bekleyecek? Bu bir 24 saat beklerse birazcık yumuşuyor. Evet. Ama tam yumuşatacak şey, asıl bunu şu anda son terbiye yapacağız. Şu 24 saat dinlenmiş, sadece tuz, karabiber, pul biber ve zeytinyağına yatırılmış bir şişimiz. Şimdi şuradan bizi bir de Gaziantep ve Kilis'in özel biber salçası var. Bir kaşık tatlı, bir kaşık da acı koyuyorum ben. Hani çok fazla acı olmasın acı diye. Acı. Evet. Bu yaklaşık bir 700 gram kadar sanıyorum bu et. Evet, bu 700 grama da yaklaşık 100 gram kadar yoğurt koyuyorum. Bu yoğurt çok süzme yoğurt olmamalı. Çok sulu da olmamalı. Normal yoğurdumuz. Buna bir kaşık da öbür et için koyacağım. Aynı sosu kullanacağım. O yüzden iki misli yapıyoruz bunu. Evet. Kansaktan sonra en son kekiğini veriyoruz. Evet sarımsağımız da geldi. Bunu da Onur Beyciğim yani bu ikisi olduğu için yaklaşık bu bir kilodan fazla bir et. 4-5 diş sarımsak dövülmüş olmasını tavsiye ediyorum. Yani şöyle bir tatlı kaşığı. Tamam. Bunu da bunun içerisine atıyoruz. Bunu da çırpıyoruz. Çırptığımız bu sosun yarısını ben buradan alıyorum. Buna koydum ki tek seferde işi bitirelim diye. Evet. Şimdi etimizi bunun içerisine atıyoruz. Ve iyice bu sosu yediriyoruz abi. Bu 24 saat dinlenmiş et. Dinlenmiş et. Bundan sonra 1 saat kalsa bu yeter. En son yeteri kadar kekik atıyoruz. Şimdi ben gene biraz daha bunun karabiberini arttırıyorum ben acı sevdiğim için birazcık. Biraz da kilis biberi. Bunlarla baharatlandırıyoruz. Tuzu da bir tık koyuyorum. Biraz da isot. İsot da koyalım birazcık. Tabii renk verir. Gördüğünüz gibi çok güzel görünecek şimdi. Gördüğünüz gibi terbiyeli şişimiz şişe saplanmak üzere hazır. Ben şimdi gelen şu pirzolayı da aynı şekilde soslayarak. Buna da biraz önceki şey gibi azıcık tuz. Azıcık nefis görünüyor değil mi? Evet. Azıcık isot. Azıcık karabiber. Ben baharatı biraz fazla kullanıyorum ama arkadaşlarımız damak lezzetine göre acısını kendileri ayarlayabilirler. Bir de en son kekiğimiz var. Tabii bu kekiğin fazla reyhalı olanı koyarsanız acıtır. Çok yoğun kekikler var daha. Kekikler bazıları da hiç koyuyorsun koyuyorsun tadını almıyorsun. Malzemeyi seçerken genelde bana göre Kilis pazarı, Antep pazarı, Malatya pazarı gibi İstanbul'da, Adana'da, her yerde yöresel, yani yöresel pazar, büyük şehirlerde var. Zaten yerinde olanlar Güneydoğu'da bunları gayet güzel yapıyorlar.
Gördüğünüz gibi bunu ızgaramıza direkt koyacağız. Şimdi mangala atılıyor değil mi? Bu direkt mangala atabilirsiniz. Yani bunu ben şey tavsiye ediyorum. Yaptıktan böyle bir saat sonra biraz daha bu sosu çeker. Ama şu anda bile pişirilse bu lokum gibidir. Et, yoğurt da biraz daha yumuşak. Evet, şimdi geldik son numaraya. Yalnız biraz dikine saplamaya dikkat edersen. Son bir tane daha saplayacağız. Gördüğünüz gibi. Evet, o biraz evet. Ustalık istiyor ama iyisin ilk başta. Gerçekten ilk defa yapıyorum. Tebrik ediyorum abi. Şu anda kebabımıza yanında garnitür olarak vereceğimiz biberlerimizi ve domateslerimizi hazırlıyoruz. Bunların saplarını ben alıyorum. Biberin şeyi çıkartılmaz değil mi Recep abi? Yok, içi çıkartılmaz. Bu böyle pişirilir. Onu yerken istersen çıkarırsın. Domatesin de dörde bölmemiz yetiyor. Şimdi bu da mangal için ben böyle yapıyorum genelde. Dönmemesi için. Onur Beyciğim. Bu da öğrendim şimdi. Bak bu çok özel bir saplama tekniği değil ama yani. Saplanmaz mı o şiş ya? Yok, saplanmaz. Evet, bu biberi böyle saplarsak çok daha güzel pişecek. Domatesi de şu sert yerinden saplarsanız arkadaşlar dönmez. Yoksa döner. Biberi ilk defa gördüm böyle. Ben basıyorum mangalın üstüne öyle. Evet, sen tabii bunu ızgarada yapacağın zaman direkt ızgaraya atabilirsin. Fakat şiş yaptığın zaman. Şiş de böyle. Evet, bu da böyle. Evet, hazırlık dönemimiz bitti. Onur Şef, eline sağlık. Harika yaptın. Şimdi evet, birazdan pişireceğiz ve tadına bakacağız. Bakacağız. Afiyet olsun. Evet, şimdi pirzolarımızı mangal atma zamanı. Tabii bu arada şişimizde mangal attık. Burada önemli olan şişin birinci tarafı pişince 180 derece çeviriyoruz. Çünkü dört köşe olmasından dolayı böyle pişiyor. Dört pişti. Evet, böyle çeviriyoruz dolabımızda. Hemen hazır. Evet, Onur Şef'te. Onur Şef'ten. Onur Şef'te. Her yeni şiş yapalım. Tarifinin sonuna geldi. Şiş. Evet. Müthiş. Sevgili dostlar, Onur evet. Abi şimdi de hani biraz önce terbiyeli şiş yaptık ya, onun yanında en iyi yakışan çoban salata olabilir. Benim yaptığım kimyonlu bir salata var, ilerleyen tarihlerde onu da yapacağız ama bana göre en iyi yakışan kaşık salata. Bunun bir namı değer de gavurdağ salatası diyorduk. O demektir ama ben bunu biraz kendime göre yorumladım. Bazıları sarımsak koymazlar, maydanoz evet. Koymazlar, ben onları koyuyorum. Malzemelerimiz nar ekşisi, zeytinyağı, limon, 2 bağ maydanoz. Yaklaşık 100'er gram soğan ve biberimiz var. Kapya biber ve normal yeşil biber. 7-8 diş sarımsak dövülmüş. 200 gram kadar salatalık. 400 gram kadar domates. 100 gram kadar da ceviz ve baharatlarımız. Önce soğandan başlıyorum. Çünkü neden soğan? Soğanın acısını almak için biz bunu, soğanı biraz öldürürüz genelde. Bütün aşçılarımız da öyle yaparlar. Tuzu ilk önce buna atıp... Soğanın acısını çıkarmak için sadece birazcık bunu yoğururuz. Bu birinci etapta bunu yaparsanız hem soğan biraz daha diriliğini kaybeder, o kesif kokusu da gider. Sonra buraya yine biberlerimizi atıyoruz. Bunu böyle karıştırıyoruz gördüğünüz gibi. Güzel rengi değil mi? Görüntüsü müthiş, güzel evet. Şimdi bundan sonra ben sarımsağı buna yedirmeyi tercih ediyorum, daha azken mal. Bu sarımsak bunda daha kolay karışır. Hijyen olur, parça olarak ağzınıza gelmez. Şimdi komple bunu sarımsakladık. Sarımsak neye girse lezzet verir değil mi? Verir. Ondan sonra salatalığımız, bunların hepsi fare dişi büyüklüğünde doğranacak. Biraz zaman alıyor ama. Yemesi kolay, kaşıkta evet. Yenecek. Ama da karıştırmayı tercih ediyorum ki doğru karışsın diye. Tatlar birbirine geçsin. Evet. Gördüğün gibi salataya devam ediyoruz. Bunu suyuyla, muyuyla her şeyi de domatesi katıyoruz.
Her şey elle yapılan güzeldir. Kaşığı falan boş verin arkadaşlar. Evet, şu anda %80'e geldik. En son cevizimizi de atıyoruz. Bunu da karıştırdığımız zaman salatanın sadece soslaması ve lezzetlendirmesi kaldı. Bu tuz buna az gelecektir. Ben yemeklerde hep göz kararı tuz atarım. Tuzu fazla atmamanızı tavsiye ederim. Fazla olursa yemek berbat olur. Ama sonradan eklemek mümkündür. Ben bunu isotla da renklendiriyorum. Niye göz kararı? İsotun kokusu geldi mi abi? Evet. Ve pul biber de atıyorum. Bütün her şey tamam. Geriye ne kaldı? Nar ekşisi. Sos. Bunu yine ben çok kullanıyorum. İnanılmaz lezzet veriyor. Çok. Ve yine zeytinyağımız. Göz kararı. Göz kararı. Bunu azar azar koyup tadına bakarak yol alırsanız daha lezzetli olur diye düşünüyorum. Bir de limon da koyuyorum yine. Nar ekşisinin fazla koymamak için. Bunu da elinize sıkarsanız. Bak onu da yemiyorum. Evet, bu da gördüğünüz gibi çekirdekler gitmez. Ve içinde böyle sardığınız zaman. Neler öğrendim bugün ya, vallahi. Gördüğünüz gibi. Yemeğin bir kuralı yoktur. Kendin de yemek yapabilirsin. Ben bir mutfağa gireyim, bir arkadaşımın buzdolabını açayım. Oradaki malzemelerden yemek üretebilirim. Evet. Hangi tadın nasıl gideceğini, damak lezzetini 45 senedir yemek yaptığım için. O da yaratıcılık işte. Yaratıcılık. Tabii. Ustalarımız hep var ya, imza yemeklerim diye kendilerinin bulduğu özel yemekler. Bizimki Siyancı Otel'de çok değerli İshak ustamız var. Kendi yorumuyla çok güzel lezzetler katıyor. Bu işin de ön hazırlığında emeği geçti. İshak usta gel yanıma. Seni de bir tanıştıralım. Şöyle ortamızı alalım. İshak ustam da hem Siyancı Farm'daki Meşe Altı'nın ana şefi hem de Siyancı Otel'in 4-5 mutfağı var. Sağlık ve Yaşam Mutfağı. Açık büfemiz var. Eleni Restoranımız var. Orada Akdeniz Mutfağı, İtalyan Restoranı ve diğer yemekler. Onları da hazırlıyor. Eline sağlık İshak usta. Afiyet olsun efendim. Şimdi onu tatmak için, tadına tuzuna bakmamız için gördüğün gibi bana göre son şöyle düzeltelim, güzel görünce. Bakalım kaşık salatamız olmuş mu? Çok güzel. Tuzu, ekşisi, her şey tamam. Her şey tamam. Göz kararı demek ki işe yaradı. Elini sağlık efendim. Biraz sonra kebapla yiyeceğiz bunu. Bu arada bunu ben bir tabaklamam lazım. Ne kadar hamarat bir adamsın ya. Vallahi maşallah. Recai abi. En son bizden plaj. Güzel görünüyor. Evet. Aslında ben bunun üzerine biraz da biberle renklendiriyorum, biliyor musun? Yani tabağın en son halini böyle Onur abi ve bu masaya sunarken bu şekilde son mizan plajı vermiş oluyoruz. Müthiş. Salatamız hazır. Evet. Evet sevgili dostlar, biraz önce yapmış olduğumuz o terbiyeli şiş ve pirzolanın tadımındayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin de yorum alacağım tabii. Evet. Biz bunları sunarken böyle bol yeşillikle sunarız Güneydoğulu evet. olarak ve yanında güzel bulgur pilavı yakışır diye. Çok yakışır. Ve pişirdiğimiz o domates ve biberi de yanında koyuyoruz. Ben genelde şişte tavsiye ediyorum çünkü şiş soğumadığı için tek tek böyle elle yemeyi tavsiye ediyorum. Recep abi böyle alıyoruz tek tek. Evet, evet tek tek ekmeğini evet. yarım yiyebilirsin. Evet. Tadına bakıyoruz. Yorum ben yapmayayım da siz yapın. Bu ne? Onur Bey'in elinden çıktı nasıl? Efendim. Böyle bir lezzet olamaz. Öğrendim ben bunu nasıl yapıldığını. Müthiş. Bundan sonra kebaplar Onur Bey'le. Bizi izleyenlere teşekkür ediyoruz. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, daha güzel Türkiye için, daha güzel yarınlar için hep birlikte olalım. Güzellikler yaşayalım. Evet. Sevgili dostum tekrar teşekkür evet, ediyorum. Evet ben teşekkür ederim. Ben de böyle bütün belalardan, afetlerden, kötülüklerden uzak, güzel, mutlu, bütün halkımızın ağız dolusu güleceği günlerin dışıyla Meşe Altı'ndan sevgilerimi gönderiyorum herkese. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.